Ramazan Bey mi? Ramazan Bey gelebilir mi lütfen? Ramazan Yunus Paşakşehir'de hastanede yatıyordu. Gelsin, Ramazan Bey'in sesini bir duydum. Gelirse daha iyi konuşuruz. O biraz sinirli mi? Olsun. Kübra, biz buraya kavgaya gelmemiş. Müsaade et. Gel Ramazan Beyciğim. Ama ben öyle konuşamam ki. Mikrofon yok sende Ramazan Bey. Ben geldim buraya. Arabayı getirdim buraya. Kapının önünde durdum. Konuşuyor. Senin annenle. Siz kaçıp paksanenin içine girmediniz mi? Gel buraya. Yine konuşuyor. Doğru konuş burada. Ramazan Beyciğim lütfen. Hayır, burada doğru konuşuyor. Yalan söylemesin. Didem abla, annem babam hoş geldin dedi, eve gitmek zorunda kaldılar. Benim çocuk daha hastanedeydi, ben geldim burada, hastaneden geldim, çıktım, hanıma aldım, dedi düğün var, bir gittim. Yani Ramazan Bey, gittim kuyumcuya, başka bir şey söylüyorum. İki tane de çerek aldım, getirdim, yalan konuşmayın. Evet, Ramazan Bey, burada Kübra benim şeyimi çıkarmaz. Ramazan Bey, memnun oldum tanıştığıma, izninizle şunu öğrenmek istiyorum. Yani şunu mu söylüyorsun, Kübra sizi sünnete çağırmadı. Çağırmadı, babası mı aradı, kim aradı bilmiyorum. Babam bana aradı söylediler. Didem abla, babam aradı. Tamam. Geldim eve, dediler ki düğün var, sünnet var. Mehmet ben de dedim söyledim. O zaman ben gideyim. Tamam, anladım. Buraya geleceksen konuşayım, yoksa senin dışarıda misafir edeceğim. Geleceksen konuşalım. Gel Ramazan. Şey, Ramazan Bey. Hayır, iftira atmasın. E tamam, ben buradayım, merak etme. Hoş geldin. Yok, iftira atmaz. Bir şey söylemiyorum. İftira yok. Neyse, ne gördüyse. O düzgün konuşacak, sen de bacaklarını kıramazsın. Kusura bakma şimdi yani. Düzgün olacak. Kimin buraya gelmemizin bir anlamı yoktu ki zaten. Ama anladım da olayı bir insanlara şey. Herkes bize soruyor ne oldu diye. Tamam, bize gelişmelerden haberdar şey ediyoruz. Söylüyorum bak, arkada da söyledim. Dedim ki bak ben size oturur musunuz ben kefilliğimi veriyorum size. Gelin benim yanıma. Bir şey konuşun. Bunları yaptığı bu arkalarında film çevirmişseler ben anlamam. Tamam. Ben gidiyordum evine. Hı. Hanım diyordum ki bunun bir şey var mı? Bir ihtiyacı var mı? Ha, evet, soruyordunuz. Diyordu. Ben buna, babasından yanlış bir şey söylemedim. Hanıma bizi kütürlemiyor karşıma. Bak bir şey benim görmedi. Benim şerefimle. Ben onlar hakkında bir şey demedim ki. Her zaman da söyledim. Sizin o. Şimdi bekle sesler. Namus. Kalkıp da hiçbir şey demedim. Kendi oğulları burada namusu kötüledi. Sen geldiğin zaman nasıl bir şeyle geldi? Ben sizi kapıda kovmadım. Hep bunları yaptı. Abim yaptı, bu yaptı. Sinirli. Bir de benim yerim yaptı. Kim yaptı lan? Ben seni kabul etmiyordum bir kere. Keşke sizi kapıda kovmadım mı? Keşke de etmeseydim. Sizi kapıda kovmadım mı? Keşke de dediler ki annesi var, babası var, çevresi var, arkadaşı var dedi. Abim 3 sefer abim yukarıdan aşağı indi. Ben de şey yapmadı. Sen bıka abi. Ama kardeşim, biz dur yeter yapalım şimdi dur. Dedi ki onun da namusları var. Onun babası peki, da peki niye istemedin sen Kübra'yı? Abla tanım bize abi, yakışmayacak tanım. Bir şey. Tarzı size hayat uygundu. Tarzı bana uymadı. Anladım tamam. Hayat ben tarzı. Herkesin farklı bir tercihi vardır ama saygı duymak zorundadır yani. Bu başka. Aa, ondan sonra götürdüler bunlar gitti. Orada bizim şey var. Sana bir şey söylemiyor ki zaten Ramazan Beyciğim. Hayır, Yunus'a şey, kızıyor. Burada bize bak benim çevrem var. Ha. Benim arkadaşım ablacığım bak senin köylün benim yanımda. İstersen şimdi arayayım cevabını tabii, vereyim. O selam söyle köylüme. Tamam. Yani şeyin de. Doğrudur. Ama bunlar bize göre değil bu işler. Hayır, buraya sonuçta bir gelmesin. Boşanıyorsalar. Ama gitsinler boşansınlar ya. Ya tam boşanacaklardı. Tam boşanacaklardı. Yunus şu anda savcının yanında tamam, yani. Tamam savcı ise savcı da. Ama Kübra Yunus diyor ki fazla, ama senin eşin de diyor fazla ki barışsınlar diyor. Sen barışmalarından yana mısın? Yok ben değilim. Hayır, o diyor Zeynep yani. Diyor barışsın. Yok ben değilim. Yunus dedi ben seviyorum. Ben karışmıyorum. Ben araya giremem. Bu yaşta sonra olmam. Tamam. Bak bundan sonra bundan önce olmuş olsaydı. Tatlım benim canım benim. Müsaade edersen bir kadınlar konuşsun. Ben anladım sen çok öylesin. Yok öfkeli değilim ben. Biz bir gün dediler ki biz gidelim bunu getirelim. Ha. Benim kardeşim Sultan Çiftliği'nde oturuyor. Yani kendisi de biliyor. Küsüp gidiyor ama. Gitmişti. Hayır bu en son gittiğimde bana saldırdığında gittiğimde. Bak şimdi. Bana saldırdı ama diyor Yunus. Ya saldırdı bak benim yanımda. Bu kendisi de biliyor. Kendi çocuğumu dövdü. Bir baktım ki. Dövdü mü Yunus'u? Yunus'u dövdüm. Babası, nasıl dövdüm? Babası Kübra dövmedi buna dövdü. Bir dövdüm dövdü ablam. Dövdü diyor. Ablam bir bak. Ben buna dedim. Git, çocuğun öyle mi dövdü? Öyle dövdüm ki biliyor. Dedim of ki ya. Git buna. Dedim git ne lazımsa al. Evet. Ben ödeyeyim. Parasını ben ödeyeceğim. Gittiler ikisi gitti aldı.
İkisi evet. gitti eşya aldı. 1 milyar 200 milyon lira, 900 milyon lira askeri ücret alıyorum. 1 milyar 200 milyon lira taksitini ödüyordum burada. Ya çok fenakarlıkta bulunduk ki, diyor. Gelmiş buraya diyor ki benim eşyam vardı. Ben ne işe getirdi kızım soruyor, bana? Bak soruyor, bak soruyor. İşte 70-80 bir milyar insan bizi seyrediyor. Bunu keşke oğlunuza da söyleseydiniz. Ben burada benim namusumu ortaya attığında da söyleseydiniz. Bir karışma, bir konuşsun. Ya namus, ben de sizi aranızda... Boyunca sürekli buydu yani Yunus. 5 sene sonra ben geliyordum, kapıda duruyordum, diyordum kızım bir ihtiyacın var mı, bir şey var mı? Yok baba diyordum, ben basıp gitmiyor muydum? Bizim niye öyle yalan konuşuyorsun? Niye burada bir 81 milyar insan seyrediyor bizi? Vallahi ben yalan söylemedim. Benim herkes arkadaşlarım. O da şunu söylüyor, diyor ki yani ben hayır olmuyorsanız bu şeriyorsa hayır dedim abi, ben buraya ona... geldiğimde ailesiyle sorunum vardı demedim. Ben ya, dedim ki 5 senedir boşanmıyor hiçbir şekilde dedim, mahkemeye gelmiyor, ben boşanmak şunu istiyorum dedim. Ramazan Bey, biz onu hiçbir zaman mağdur etmedik. Ben gittim kapıya, gittim ihtiyacın var mı? Abla öyle beni, mi? Bir dakika, o beni onlar değil zaten, çocukları mağdur etti. Ben hiçbir zaman demedim ki burada beni mağdur etti. İki tane çocuğa mı bakar Ramazan Beyciğim? Didem abla, ben annesini anlatıyordum ama diyordu ki babası duymasın diyor. Tatlım benim, ama sen bize dedin ki hiç dedim 5 yıl boyunca beni mağdur ettiler Zeynep Hanımcığım, beni mağdur hayır, ettiler. Hayır, annesi babası için demedim. Ama adamcağız kapıya gelmiş. Dedim ki size, annesine ben abla, anlatıyordum bak, durumu. Bu annesi son zamanda... sır babasını. Bitirsin ha. Hep diyordum ki annesine anlatıyordum, burada da o günü söyledim. Ama sırf diyordu ki. Fırsata çeviriyordu. Nasıl ki babam istemem, bilmiyor. Senin yüzünden, senin yüzünden ben dairemi boşaltıp gitmedi mi? Benim ben gidip gitmedi mi? Sen demedin mi gitsin baba? Benimle dedi. Alakası yok. Bak, ki. Dur, bir dakika bir şey söyleyeyim. 40 sene çalıştım. Dinle. 40 sene çalıştım, emek verdim o daireye. Evet. Ben dedi ki baba dedi ya siz dedi bunlar şey oluyor dedi. Ben dedim ben kiraya gideyim. Bunlar geçinen bir gittin, bin. Onları mı oturtturdun? Aynen tabii. Öyle. Yunus gene bakmadı. Ama problem Yunus'ta. Problem Yunus'ta işte. Bu Yunus'ta bu bizden yana gelmedi ki. Ne o geldi ne o geldi. Bu gitmeseydi biz suyun Yunus yanında susuz kaldık. Ama Yunus o da diyor ki görecekti. Sevgili Zeynep Hanımcığım, sevgili Ramazan Beyciğim diyor ki onlarla sorunum yok. Yunus çok problemli bir çocuktu diyor. Ben diyorum ki beni dövüyordu diyor, beni aldatıyordu diyor. Dövme yok. Dövme yok. Gözlerinin önünde dövdüler. Annesi üstümden zor aldı. Yunuslarla bana konuşma. Girişti. Yana, bir, anne Allah aşkına bak evladın var. Dur Ramazan. Bak polisler geldi. Bak emniyete gittim. Bunlar kaçırdığı gün gittim emniyete. Polisler hepsi geldi. Ya Ramazan abi senin bir işin var. Bir şey mi oldu sana? Ne oldu? Dedim abim bir şeyim yok dedim ya. Benim herhalde Yunus bir kız kaçırmış. Ne yapmış dedim. Onun yüzünden geldim. Polisler koluma girip sizin yanınıza gelip de beni içeri götürmediler mi? Şunu söyledi. Sonrasında diyor. Ya içinde yoklardı. Bunu iddia edemezler. Mesaj çekiyorlar. Ben mesajla anlamam. Telefonda alamıyorum. Alo derim, alo kapatırım. Benim i̇şte evin içinde yoklardı. Beni dövdüğünü, beni anlattığını görmezler ki. Ramazan Beyciğim, Zeynep Hanımcığım. Sana ya, ailenize yani Yunus'la problemler yaşanmaya başladığında Ramazan Bey bak çözüm bulmaya çalışan bir adam. Zeynep Hanım da öyle. Şimdi abla defalarca dövdü. Babası bazı olayları görünce defalarca Yunus'u dövdü. Amcası Gil de dövdü. Ama Yunus... Bu sefer ailem senin tarafında diye bana daha çok cephe aldı. Hmm. Hani ailem beni attı, seni tuttu diye bana daha da çok cephe aldı. O zaman niye gelip burada kötülüğü söylüyorsun? Niye diyorsun bunlar böyle, ya bunlar ben... şöyle? Sen diyorsun, utanmıyor musun bir tane halı laf ediyorsun? Sen bilmiyor musun ki sen kendi buraya gelsen ben söyledi, sana ben de devamını getirdim. Kendi oğulları burada benim ailemi kötüledi. Beni namusunu ortaya aldı. Ya şunu söylüyor, bir dakika Zeynep Hanımcığım. Şunu söylemişti, işte bizim eşya halılarımızı, benim eşyalarımı... Hayır Didem abla, ben dedim ki 3 sefer ev kurduk. Benim ailem de yardımcı oldu. Yeri geldi, televizyon yok. Ne getirdi? Ailen ne getirdi? Annem yatak odası aldı. Yunus kırdı benim babam tahtaları ödedi. Bak Ramazan Bey bir şey... Bir dakika Ramazan Bey dinle, cevap ver. Benim annem yatak odası aldı. Yunus tahtaları kırdı. Benim babam onun borcunu ödedi. Benim babam televizyon yok diye getirdi. Yunus abisine sinirlenmişti. Para parça etti. Ondan sonra Didem abla benim annem en son böyle mutfak eşyasıydı. Her şeyi verdi. Ben zaten bıraktım çıktım, hiçbir şey almadım. Yani ben hiçbir şey yapmamışım da ben ulan, hiçbir şeyimle gitmemişim. Ramazan Bey'in babası geldi. Koymuşum. Bir dakika Zeynep Hanım, bir dakika. Babası geldi. Babası geldi dedi ki birisi dedi ki bu eşyayı verme bana. Ya eşya içinse gel hepsi sizin olsun ya. Ya biz eşya derdinde değiliz. Biz onları artık bu işi bitirmenin derdindeyiz. Onları düzeltmeye çalışıyoruz. Peki, o iki çocuk olmasa var ya sizi ikinizi yani... Yemek vermiyor, ben veriyorum çocuklarına 5 senedir. Torunlara hiç sahip çıktınız mı? Ben çıktım.
Bak ablacığım, gittim buraya söyledim. Ben görmedim diyor. Görmez. 5 senedir. Onlar görmez. 5 senedir. Ayrı olduğum süre zarfı içerisinde ben hiçbir şey görmedim. Bir insan Kübra. Ablacığım, bir insan, bir dinle Ramazan Bey. Bir insan nasıl gelirse senin yanına, sen nasıl gidersin onun yanına? Bir adım atarsa ben de atarım dedim. Aynen öyle. Şimdi biz gittik oraya. Ben gittim oraya, daha arabaya yanaştırmadım, baktım polis var kapıda. Daha sen, peki Yunus yanında mıydı? Yok. Tek başına. Sana, evet. Senin için gittim polis markete, çağırdılar. Gittim markete, onun markete gittim, alışveriş yaptım. Aldım gittim. Onu dinleyip Kübra'cığım, kayınpederin çocuklara, torunlara bir şeyler getiriyor. Niye polis çağrılıyor? Ben hiçbir zaman onlar gelince polis çağırmadım Didem abi. Ne diyor? Sen ne zaman gelmiş bizim polis? Eve diyor. Ramazan bizim eve söylüyor. Mesela sen şey... bizim evdeki eşya getiriyordu. Ya doğru. Bunlar bizim şeyimize gelmez. Bizim buraya zinciri gerek yok. Bunlar evlisinden bahsediyor Didem abla. Şimdi boşanamayacaklar. Oğlu cezaevine girmek üzere, üzgünüm tamam, yani. Tamam, sıkıntı yok. Yine cezaevine bakar, sıkıntı yok. Ama çocuklar ne olacak? Siz sorunlara... Çocuklara getirin, ben bakayım. Yo, ben bakıyorum çocuklarıma Didem abla. Yunus istiyor, siz çocukları gene... Ben çocuklara bakacağım kadar onlar bakamaz. Bakamaz. Valla benim baktığım gibi kimse bakamaz. Çocuklar anneye muhtaç. Ya, dedeye, babaanneye muhtaç boşarsın. Değiller valla. Anne olursa anne evinde benim durur. Benim annem babam dört dörtlükte bakıyor çocuklarına. Çocukların velayeti büyük olasılık. Bir insan... Bak, hocam, velayet bence zaten insan, Didem abla. Bir aynı anda konuşmayın insan, lütfen. Bir insan arkasında birisi duruyorsa o adam kendini bir yere sıkandırır. Ne demek istiyorsun? Oğluna mı söylüyorsun, Kübra'ya mı söylüyorsun? Bu, diyor ki bu çocuklara sahip çıkmıyor. Çocuklar geldi yanıma. Ben çocuğu götürdüm sokağa, ben sokaktaki çocuğu... Şunu söylüyor, çocuğu Yunus eve aldığında götürmüş, çocuğu dilendirmiş. Ödemedim ki. Çocuğun pedagog raporunda okudum ben. Ben evet, bilmiyorum. Kim ona söyledi? Ben değil, çocuk kendisi söylemiş. Bak, pedagog raporu var. Siz Didem okumadınız Hanım, mı? Bir şey soracağım. Onu görmedim. Hayır, o bölümü görmedim. Evet, bir şey pedagog raporunda sana. Var. Benim çevreme. Heh. Benim çevreme. Benim torunum gitsin. Benim çocuğum gitsin. Dizim ben Ramazan'ın çocuğuyum. Bana bu eşeği verin. Onun evinde yoksa ona çıkarıp verir. Yani çocuk tabii çocuğa... Hayır, öyle bir şey yok. Olmadı yani. Ya, kötü davranmadı. Yok, 7 ay benim yanındaydı. Zeynep Hanım söylesin ha. 7 ay benim yanındaydı. 7 ay değil, 2 ay. Kaynanam hastalandı. Ben kendim rahatsızdım. Evet. Ben dedim Kübra kızım biraz yanına al. Kaynanam da bayağı rahatsız. Ben de Kübra rahatsızdım. Çocukları götürmedim peki. Dedi, Mehmetcan 7 ay sonra gitti. Mehmetcan bendeydi. Sonra bir ara babasını istedi. Bir iki ay kaldı. Ondan sonra Mehmetcan geri geldi. Babası o süreçte hastaneye ne yatınca... oldu bir şeyler diyorsun? Didem abla ben bilmiyorum. Pedagoğa götürdüm. Belki ondan onlar sonra... da bilmiyorlar. Söyle çocuk ben... bir şey anlatmış. Didem abla ben çok konuşmaya çalıştım. Bana hiçbir şey anlatmadı. Ondan sonra pedagog o eşliğinde dinlendi. Ben onu söyle. O bölümü okumadım. Evet, pedagog eşliğinde dinlenmiş. Beni içeriye almadılar zaten. Çocuk ne söylüyor? Babasının geceleri çöp toplattı. Bırakıp saatlerce gelmediğini, sinirlendiği zaman ceza olarak çocuğunu dövdüğünü. Yani pedagog raporunda yazıyor. Çocuk söylemiş. Çocuk söylemiş. Pedagog raporunda var. Tamam, şimdi onlar konuşsun. Söyle Ramazan Bey için. Söyle canım. Bizim öyle bir şeye hiçbir yalana dolana... Ya haberin olsa sen kızarsın yani. Yok, öyle bir şey yok. Yani mümkün değil. Bizim o Yunus... Gelmem. Çünkü ben söylediğim yoldan hareket etmiyorlar. Kim etmiyor? Çocuklarım. Ha çocuklarım. Ha, anladın mı? Şimdi bir insan bir şeye dedi yapma dediği zaman. Şimdi Yunus dışarıda bir çocuk görsün. Onun elinde ekmeği varsa, kek varsa ona ver, kendikine eve gider. Evet, o doğru. Bak bunu emin olun. Delgi benim çocuğumdur. Bak tutmuyorum. Ama... Onu tuttuğum kadar çocuğumu tutmadım. Biliyor, ben seni anladım ama...